Merhaba dostlar. Şu an Antalya'ya doğru gidiyorum. Antalya'ya Bahçelievler'den nasıl gidilir? İlk önce onu şey yapmak isterim. Göstermek isterim ama maalesef metrolar ve metrobüsler çok dolu olduğu için orada video çekemedim. Şu an direkt Antalya'ya, yani havalimanına giden metroya gidiyorum. Burası biraz daha sakin. Bu arada bu benim ilk videom. YouTube'a başlamaya karar verdiğim ve başlayacağım ilk video olacak. Antalya seyahatiyle başlayacağız. Şöyle söyleyeyim, ben ilk önce Bahçelievler'den eğer havalimanına, İstanbul Havalimanı'na gitmek istiyorsanız şey yapmanız gerekiyor. İlk önce metroya bineceksiniz. Metroda Mecidiyeköy'de ineceksiniz. Mecidiyeköy'de Kağıthane'ye binen metroya bineceksiniz. Daha sonra Kağıthane'de inip Ulaştırma Bakanlığı'nın üzerinde UU yazan koskocaman ne derler, metrosuna geliyorsunuz. Güncel fiyatlarla bunlar 12 lira falan kesiyor. 12,5 lira civarında bir para kesiyor. Bakalım yolculuğumuz nasıl devam edecek. Şu an metroyu bekliyoruz. Gelmesine ne kadar var? Çok uzakta yazı ama 4 dakika sonra gelecek. Ama şey, güzel bence. Ya ulaşmanın birkaç tane yolu var. Tabii ilk önce taksiyle gidersiniz. Taksiyle gittiğiniz zaman taksi bu işin en pahalı yoludur. 400-500 lira civarında tutar herhalde. Ondan sonra ikinci alternatif Havaş'ın bu servisleri var ya, onlara binebilirsiniz. Onlar da ortalama, bundan bir ay önce sormuştum. O da yaklaşık olarak 90 lira 100 lira civarındaydı. Bir de üçüncü alternatif bu var işte, metrolarla. Ben denemek istedim aslında, normalde Havaş'la gidecektim ama en azından videoya biraz içerik çıksın diye. Bu yöntemi seçtim, bu yolu seçtim. Hem sizlere göstermiş olurum. Bu arada çok yeniyim. Kanalıma abone olur, takip ederseniz, like atarsanız, alta yorumlar yazarsanız, en azından bir şeylerinize. Evet. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, bayağı uzattı abla İngilizcesinde. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa videolara sorabilirsiniz. Bu arada ben kendimi tanıtayım. İsmim Ahmet. 46 yaşındayım. Oyuncuyum. Dizilerde ve reklamlarda oynuyorum. Muhtemelen bir yerlerde görmüşsünüzdür illaki. Dediğim gibi takip etmiyorum ama. Neyse, biraz sonra görüşürüz. Evet, İstanbul Havalimanı'na geldim. Aslında çok basit bir yol ya. Hani baktığınız zaman Şirinevler metrobüsten buraya yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor yol. Tabii Mecidiyeköy'den ortalama 50 dakika, 60 dakika gibi bir zamanda gelirsiniz. Ben indi yaptığım için bu kadar fark etti. Gördüğünüz gibi şuradan asansörle çıkıyorsunuz yukarı. Buradan İstanbul Havalimanı'na karşıya doğru yürüdüğünüz zaman varmış oluyorsunuz. Yani aslında basit bir yol, güzel bir yol. Hem de en uygun yol yani baktığınız zaman. Neyse, ben biraz sonra içeri gireceğim. İçeride çekimleri yaptıktan sonra açarım tekrardan kamerayı. Görüşürüz. Oh, evet. Ya biraz stresli oldu. Yani stresli dediğim şey, bilet yerinden geldim. Şu anda kapı açılmış. Şurada şöyle gösterebilirim. Bizim kapı bu, Antalya kapısı. Yavaş yavaş yolcuları almaya başlamışlar uçağa. Şimdi biraz sıra var. Sıra bitsin, ben de giderim. Havalimanı biraz büyük ya. Çok büyük hatta. Yürü 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 bitmiyor yani. Şuradan şöyle gösterirsem görebilirseniz. Bayağı
bir yürüdüm yani. Güzel bir havalimanı, büyük bir havalimanı. Yolcusu bol olan bir havalimanı, güzel. Öyle tatilimiz yavaş yavaş başlıyor. Umarım Antalya'da güzel zamanlar geçiririz. Orada fırsat buldukça kamera açıp sizlere Antalya'da neler yaşadığımı göstereceğim. Benim vloglarım da böyle olacak maalesef. Biraz önce söyledim ama tekrar söyleyeyim. Lütfen takip edin. Abone olun. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda sorun. Etkileşime geçelim. Bazı planlarım var. Yurt dışına da çıkacağım. Yurt dışına bir dil kursu yapmak istiyorum. Almanya'da. Umarım olur. Onun da ne derler? Videolarını çekerim. Böyle bir Almanya'ya gidiş serisi cinsinden bir video yaparız. Şu an sesim açıkçası nasıl çıkıyor bilmiyorum kamerada ama muhtemelen güzel olması lazım. İlerleyen zamanlarda bir mikrofon da alacağım. Öyle yani. Yavaş yavaş insanlar işte içeri giriyor. Az insan kaldı. Ben de muhtemelen 1-5 dakika içerisinde sıraya geçerim. Ondan sonra Antalya'ya doğru uçuşumuza başlarız. Uçağın içinde açmaya deneyeceğim kamerayı. Yani insanları da rahatsız etmek istemiyorum çok fazla. Açabilirsem açarım. Açamazsam artık Antalya Havalimanı'nda görüşürüz. Neyse şimdi kapatıyorum. Evet dostlar, şu an Antalya Havalimanı'na geldik. Uçağın içerisinde çok fazla şey yapamadım, çekemedim. Biraz sakıncalıydı. O yüzden çekmeme kararı aldım. Şu an havalimanına indik. Yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürdü uçuş. Çantam da çok çabuk geldi yani. İner inmez çantamızı aldık. Hemen çıktık. Şu anda annemlerin gelmesini bekliyorum. Onlar da geldikten sonra hemen eve doğru yola çıkacağız artık. Biraz göstereyim havalimanını size. Antalya şu an serin, güzel yani çok sıcak, umduğum kadar sıcak değildi. İnşallah da böyle serin gider. Yani böyle. Artık videolar ilk olmasının nedeniyle biraz böyle kısa kısa olacak. İlerleyen aşamalarda artık onları bir şekilde, evet, ön ekrana da alamadığım için niye bu kadar uğraştırdı ki beni? Böyle değişik değişik güzel güzel videolar yapacağız. Vlog tarzında konuşma, sohbet, muhabbet, her şey olacak. Evet. Antalya'da yine korna sesleri, alıştığımız üzere. Yabancı olmadığımız korna sesleri dünyanın her yerinde var. Şu yukarıdaki de herhalde bu Marmaray gibi bir şey var ya işte. Tramvay mı? Tramvay herhalde orada. Evet, değişik değişik binalar yapmaya başlamışlar burada. İlginç. Neyse yine bir ufak ara. Evet şu an bizimkiler geldi, beni aldı. Annem. O da babam. Burası da Antalya işte böyle. Havalimanından doğru yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz. Evet, stresliydi biraz yolculuk ama olsun, güzeldi. Yani çabuk geldik. Yok, business gelmedi, normal geldim anne. Ekonomi. Arkada uçtum hatta, en arkada. Öyle yani, İstanbul'dan... Antalya serinmiş yalnız, İstanbul daha bir sıcaktı bugün ya. Yok, dışarısı da serin. Dışarısı da serin. Güzel.
Güzel yani, klimadan değil yani, dışarısı beş da serin. Gitti saat kaç anne? Normal yani, o da var. Ama şey yani, normalde bu saatlerde de böyle nem yapış, falan fazla olur, evet. Yapış yapış olur diye, değil öyle yani. Ben direkt inlerim, ben şöyle bir tişörtüm üstüme yapışacak zannettim de değilmiş. Evet. Neyse, biraz sonra evde tekrar açarım. Annemin yapmış olduğu güzel yemekçiklerden gösteririm size birazcık. Hadi bay bay. Evet dostlar, şu an kız kardeşimin evine geldik. Onunla biraz oturuyoruz, biraz dertleşiyoruz, hasret gideriyoruz. Burada yine annem ve yeğenim. Herhausen die Beine. Herhausen die Beine, özgü diyoruz kendisine. Ondan sonra Herhausen die Beine oması. Ondan sonra hello. İçeride de bu lady. Bu lady bakın. Pis pis pis, lady. Lady kızım. Ne halde kızım sen? Lady bizi, lady çok fazla ilgilenmiyor. O biraz daha ağır abla. Evet, ağır abla şu an biraz daha olgun. Yaşı biraz fazla olduğu için bizle çok ilgilenmiyor. Ondan sonra işte nur yüzlü yeğenim de geliyor. Dayış, dayım gel. Gel seni Instagram şey, Instagram dedim, YouTube kanalındaki kanalıma biraz çıkarayım da. Oma. Kendisi Öykü Edgü. Bu sene Alman vatandaşıdır bu arada kendisi. Değil mi dayım? Üniversiteyi Almanya'da okumayı düşünüyor. Almanya'ya gidecek. Kız kardeşim de şu anda bakayım ne yapıyormuş. Nevin? Ne yapıyorsun abiş? Öğrenci yemeği yapıyorsun. Oo, bak burası kız kardeşim mutfağı. Evet, şu an noodle yapıyor. Yok parası. Ben de öyle yapıyorum noodle. Sonra sıcak su koyuyorum. Evet, şimdi. Ayda biber canımız çekiyor normalde. 3 dakikada falan. Ayda güzel oluyor. Güzel gidiyor. Benim gel şöyle bakayım. Soyalı. Soya sosu. Suşi de yapıyorum ben. Uyuyor artık, dayısını geçti. Güneş görüyor. O güneş değil de. Dayıcım o güneş değil, o senin yüzünden. Gel şöyle gel. Hadi gel, nur. O senin yüzünden kaynaklanan nur yalnız. Bana bak simsiyah. Sen diyeceksin şimdi. Evet, noodle. Evet, bunlar fakir olduğu için noodle, artı şimdi noodle'ın içine de biraz yarasa koyacak kız kardeşim, öyle yiyecekler akşam yemeğinde. Yeni bir yüz. Çinli yemeği yapıyorlar onlar kendilerine. Bir yüz yiyeceğiz. Ah. Ahmet, Tokyalar mı getirdin? Getirmedim anne, yok ki Tokyam. O kadar fakirleştim artık. Burası da işte yeğenimin yıllarca yüzdüğü havuzu. Böyle. Dayımın ayağındaki. Güzel bir havuz. Babamın otağı. Güzel bir site burası ya. Antalya, Muratpaşa'da. Güzel bir site. Öyle işte arkadaşlar. Şu an çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Şöyle ayarlayayım kamerayı. Anamla birlikte. Evet, kız kardeşim her zamanki gibi eli hiç boş durmuyor. Pardon, ağzı hiç boş durmuyor. Çerezler, merezler. En son bir şey kilo manyağı yapacak. Yemek hazırlanmış. Noodle anne şiko küçükler hazırladı. Fakir yemeği. Hamam böcekli noodle yaptı onlara. ne olacak canım? Çocuk şimdi Tayland'a gitse hamam böceği deneyecek orada yani. Ya, yani ne olacak burada canım? İyi versin yani, aynı. Şey olmaz. Yani Tayland'ın hamam böceği güzel de bizimki mi çirkin? Bir şey olmaz. Öğrensinler birazcık hamam böceği de yemeği. Evet. Çetney? Çiğdem mi? Çiğdem. Allah. Çiğdem yalnız. İzmirli olduğumuzu direkt elde etmemiz gerekiyor. Evet, biz İzmirliler maalesef işte çekirdeğe çiğdem, simide gevrek. Ama aslında biz orada durumlarını belli ediyoruz değil mi yani? Evet. Simidi gevrek istiyoruz biz mesela. Gevrek olsun diyoruz. O anlamda gevrek istiyoruz diyoruz. Ben bunu kendime getirdim, ne yazmışım. Evet. Şimdi. Dayım. Lady. Almanya'da hangi bölüm okuyacaksın dayıcığım? Şimdi söyle bakalım, ne istiyorsun? İngilizce öğretmenliği mi? Planlarını bir bizimle paylaşabilirsin. Belki YouTube'dan bizi takip etmek isteyen insanlar olur. Onlar sana belki sorular sormak isterler. Planlarınla ilgili acaba YouTube'da İngilizce öğretmenliği olabilir mi? Evet. Zaten İngilizcen iyi. Almancayı da orada öğrenirsin ekstradan. Alman vatandaşı da Almanca bilmemek de nedir yani, anlamadım. Kapalı ama garanti. Ha.
Hani ben bunu kendime getiririm, ne hediye atıyorsun? Yumurta ekmeği. Bas tekmeği düşse. Lan bana çiğdem yeme dedi herif ya, ufak şeyler. Taze aldım. Dişimi kaçar dedi. Kek dedim ya. Eziyorum. Onu da lazım. Bak ne? Ben fark etmiyor, uzaktan da çekebilirim kendimi. Ben şuradan da havuzu çekeyim. Havuz manzaralı. Güzelsiniz. Neydi burada bir şey? Bunu da bir kırparım biraz ama... Rafting'e gideriz. Rafting'e gideriz, sıkıntı yok. Rafting'de de çekebiliyorum bunlar. Ha, bir 10-16 metreye kadar suya dayanıklı. Böyle sokabiliyorum direkt. Şey... Bende de şey var, çanta, telefonumu oraya koyacağım, çekeceğim. Şey var mesela, bunu buraya takıyorum böyle. Aparatı var. Hı-hı. Buraya takıyorsun böyle, sabit kalıyor burada. Onlardan almam lazım, daha çok eksiğim var ya. Dur bakayım, bir Lady'ye yakın çekelim. Benim parmakları parçalıyor ama. Ana dövüyorum diyor. Leys ne oldu? Kaçı atlıyordu neredeyse. Atlayacak aşağı. Evet, atlayacak, kaçacaktın neredeyse. İşte böyle arkadaşlar, kız kardeşimin evindeyiz. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Sonra gezeceğiz Antalya'yı, kale içine ineceğiz. Kale içine falan gideriz belki. Akşam gezmesi yaparız. Şey yaparız, bir rafting'e gideriz. Rafting yaparız. Neyse, daha sonra tekrar videolar paylaşırım ben size. Evet arkadaşlar ya, bugün çok sıcaktı, işlerimiz vardı, bankaya falan gittik bizimkilerle. Vallahi hiçbir şey yapamadık yani. Ondan sonra işte hava da çok sıcaktı, çekemedim açıkçası da işte ama. Sen nasılsın? Dayın nasıl? Dayın teşekkür ederim. Güzel mi? Dayısını besliyor yeğenim. Şu yakışıklığa bak yavrum benim ya. Sana da YouTube kanalı yapalım dayıcım. Ben geliyorum 2 dakika. Tamam dayıcım, hadi görüşürüz. Ondan sonra işte açıkçası eve geldim, biraz uyudum. Kendime gelmeye çalıştım. Biraz sonra kız kardeşim, eniştem gelecek. Onlarla işte bir şeyler, böyle mangal gibi bir şey yapacağız birazcık. Öyle yani, bir şeyler yiyeceğiz, edeceğiz falan. Ailecik bir hasret gidermecenin derdinde olacağız yani. Valla bugün dışarıyı çekeyim dedim, sizlere göstereyim ya, Antalya'da vallahi hiç çekilecek biri değildi ya. Hani dışarı çıkıyorum, bir an böyle terliyorum, içeri giriyoruz, soğuyoruz, bir çıkıyorsun üstüne bir daha sıcak vuruyor, tekrar terliyorsun falan. Dedim en güzeli çekmeyeyim, daha böyle sessiz, sakin, daha rahat olan. Nasıl derler, saat 6'dan 7'den 8'den sonra çekerim diye. Neyse öyle işte. Neyse ben bizimkiler geldiği zaman şey yaparım. Kamerayı açarım. Biraz onları da konuştururuz, gösteririz, ederiz. Hadi görüşürüz. Evet dostlar, şu anda arkadaşımla buluştum. Kendisi Doomslayer isminde bir oyun oynuyorsunuz biz birlikte. Antalya'da buluştuk işte. Sizi Özlem'le tanıştırayım. Bundan sonra artık kamerayı o alıyor, o konuşacak, o anlatacak her şeyi. Merhaba Özlem, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İşte bu da benim ekstradan son zamanlarda böyle karar verdiğim şey işte, YouTube kanalım. Böyle vlog tarzı bir şeyler yapacağım. Sen baya baya ciddi ciddi dikle, şey yaptın, gözü diktin oraya. Evet artık, evet. Kendimi izliyorum. Kendine bakıyorsun değil mi? Öyle. Nasıl Doomsday gidiyor? Doomsday'ı göz. Doomsday'ı gösteriyor. Göster bakalım. Biz bu oyunu oynuyoruz işte arkadaşlar. Öyle zombi öldüreceğiz diye girdik oyuna. Kaynağımı gördüler. Zombi öldüreceğiz diye girdik biz bu oyuna. Ama ondan sonra şey olduk, ne derler? Kitlendik kaldık değil mi? Savaşmaktan başımızı kaldıramadık. Evet, ama güzel arkadaşlıklar dedin. Evet. Güzel dostluklarımız oldu. Şöyle geniş geniş çıksın kamera bizi. Evet.
Anlat bakalım Özlem Hanım, neler yapıyorsunuz? Ne anlatayım, çalışıyorum. Kendinizi tanıtın. Çalışıyorum, oynuyorum. Hem çalışıyorum hem oynuyorum falan diyor. Çalışırken de oynuyorum. Aynen, çalışırken oynarken de. Oynarken de çalışıyorum falan diyor. Doğru. Uyurken de oynuyorum. Uyumazken de oynuyorsun. Nöbet tutturuyorsun çocuğa. Gerçekten. Annem, baban, herkes sırada bekliyor nöbette değil mi? Farmları geri yolla, geri getir. Annem artık şey... Kovacak isyan, seni, kovacak isyan. Seni evden. Gene mi oyun? Neyse, bizimkiler Allah'tan yıllardır oyun oynadığım için alışıklar, bir şey demiyorlar. Benimkiler değil. Değil değil mi? Yok, bizimkiler alışkın ya. Ben yıllardır oyun oynarım zaten. Gerçi ben de oynamıyorken de video izliyordum. Ama insanlar alıştı artık yani. Telefon ellerinden düşmüyor. Artık şey yani... Benim bir şey var. Bireysel, şey, özel asistanın gibi bir şey, her şeyi oradan yapıyorum. Bilgisayar gibi, anladın mı böyle? İlginç yani. Bir tane... şey var. Takip ettiğim YouTube'da. Ahmet değil mi? Adı Ahmet var değil mi? Adı takip ettiğim. Bundan sonra Ahmet var. Var. Şu. Neymiş adı? Bu. Şimdi mi? Bilmiyorum. Böyle YouTube'un bir... mu? Geziyor, evet. Dolaşıyor mu? Yağmur ormanlarında. Aa, şey, kamp yapıyor değil mi? Erkek mi bu? Erkek. Uzun saçlı, sarı sarı. Dur bakayım. Yok, bana. Köpekli değil. Çocuk. Tamam, tamam. Köpeği de orada buldu. Dur bakayım bir. Bir ilerleyeyim, ben anlarım. Ha, şey yapıyor, ev falan yapıyor değil, evet, mi? Her şeyi kendisi yapıyor. Yani bıçağını kendisi yaptı. Oha. Çekicini kendisi, tabaklarını kendisi yaptı. Tamam, tamam, ben bakayım. Ya ben bunu da çok istiyorum. Bak, bushcraft diyorlar buna. Bunu ben çok istiyorum da... yapamıyorum maalesef. Kamp yapmak istiyorum. Ondan sonra karavanla gezmek istiyorum. Hepsini bir anda yapmak istiyorum. Ama hepsini bir anda. Hepsini bir anda öyle hop diye yapmak istiyorum. Ya bu şey hard bushcraft diyorlar buna yani. Bildiğin her şeyini ormandan, evini, evet, bilmem neyi, her şeyini ormandan yapıyorsun bu şekilde. Yani ateş yakmıyor. Ateş yakmıyor. İşte şeyde, evet, kendi çakmak taşıyla yapıyor. Ya biz ne buluyorsa onu iyi yapamayız da oraya götürürüz bir et. Etme, çiğ köfte falan yaparız orada. Neler neler yedi. Ya şey var bir tane, normal belgeselini yapan televizyonlar için bir adam. Adaya atıyorlar falan ama hiçbir şey yok, böyle kesici alet, ateş, hiçbir şey yok. Adam 2-3 ay orada yaşıyor falan, balık tutuyor diyor falan filan. Beni görmüşsünüz, dişini düşürdüm işte hatta bir ara böyle. Onu da izledim. Hatta onu çıplak bırakıyorlar. Tabii tabii. Bir de şey, en sonunda şey yaptı, karısı ve çocuğuyla yaptı adam, evet, muhabbetini. Evet, tamam. O, çok iyiydi izledim. O ya, çok iyiydi. Önce bir gidiyor, kendine etek yapıyor, tabii, sonra başlıyor. Donsuz donsuz sıkılıyor böyle. Bunun en azından kıyafetleri var üstünde ya. Ama o adam çok bu güzel para kazanıyor. Bu şapkayı kendisi yaptı. Hasırdan. Ya çok var böyle bunu yapan insan yurt dışında. İzleniyorlar da ya. Ben seviyorum böyle. Çok da şey, bazen mesela şey yedi. Neydi? Salyangoz sanıyorum. Kurbağa yumurtası mıydı? Neydi? Şeymiş, zehirli bir şey. Yanlışlıkla onu yedi, zehirlendi. Oradaki bitkileri çok iyi biliyor. Ona ne gerekiyor? Gidiyor, onu buluyor. Kendi kendine iyileştiriyor. Ya, ilaç da yapıyor. Aslında hekimlik, bizim alternatif dediğimiz olay. Tek tek bitkileri anlatıyor, şu bitki işte şunun için. Bazen köpek hasta oluyor. Onu iyileştiriyor. Mesela kendisi ne bulursa yiyor ama köpek için balık bulması gerekiyor. Köpek balıktan başka hiçbir şey yemiyor. İyiymiş o. Ama ben bu kadar ağır yapmazdım tabii. Bildirim geldi, tarlaya adamlar geldi. Bu bildirimi hemen görünce gözler dönüyor bizim. Hemen tarlaya adam yolluyor. Kaynak lazım, kaynak. Kaynakları toplamak lazım. Öyle işte. Neyse arkadaşlar, biz biraz daha dedikodu yapacağız Özlem'le. Değil mi? Evet. İttifakımızdaki Aykut'un dedikodusunu yapacağız. Biraz Aykut'u çekiştireceğiz. Merve'yi de çekiştireceğiz birazcık. Ciddi alırmış, kavga ediyorlarmış.
Tamam, hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz biraz daha sohbet edelim Özlem'le. Evet, şu an kız kardeşimle birlikteyiz. Kendisi Antalya'nın en gözde rehberlerinden bir tanesi oluyor. Evet, ailecek böyle geldik buraya. Yine yemek yeme pozisyondayız ya. Söze gezeceğiz diye geldi, yine yemek yeme. Eniştemin karnısı çok acıkmış. O yüzden ona şimdi mama yedireceğiz. Bak yöbeğici de kalmamış artık. Yazık. Çok üzüldüm. Bu da benim aslan güzel küçük kardeşim. Kardeşimle birlikte Antalya'yı keşfediyoruz. Evet, ne oldu, utandın mı? Ne? Anneye bakıyorum, anneye. Evet, işte böyle arkadaşlar. Şu anda terestriyiz. Ne yiyeceğimize karar vereceğiz. Ya bu aralar çok fazla... Evet, çok fazla çekemiyorum. Her yer böyle bir Arap. Gösterecek bir şey kalmamış yani Antalya'da. Antalya'yı yemişler yemin ediyorum. Arap. Neyse işte. Önce ne yiyeceğinize karar verin. Evet, ne yiyeceğinize karar verin. Yani. Neyse arkadaşlar, bu da benim güzeller güzeli. Yeğenim. Reyim, seni çekiyorum. Niye döndün arkana? Anasıyla kızı. Bölge kimdi? Yemek mi? Bak bu tarafa aldık. Oturalım ilk. Tamam, gel. Önce bir karar ver, ne yiyeceksin? Yani annem hemen işte yerini kapmış. Şunu birleştirelim. Dört kişilik. Anne, orası zaten dört kişilik. Bence şurayı bir yere geçelim ya. Masa yok. Şurada iki tane var. Yok, şurada iki tane. Benim için fark etmez dayıcığım. Hadi şuraya oturalım. Anne, şuraya otursak ya. Ama çok şey, pis. Bir kaldırsınlar onları ya. Lan insanlar bir kaldı, yediklerini kaldırmıyorlar ha. Dayıcığım, Almanya'da mesela gittiğin zaman Almanya'da kendi yediğini kendin kaldırıyorsun. Böyle değil Türkiye'deki gibi. Dur neyse, kapatıyorum. Biraz sonra açarım belki yemekte ya. Çok belki koymam bunları da, bilmiyorum. Et yiyecek ki böyle olacak. Sade yiyeceğim de böyle olacak. Kebap mı ya? Şu kibarlığa bakın ya Rabbim. Sanki sabah sabah. Güneş mi var arkasında yoksa yüz mü parlıyor? Nur mu doğdu? Ne buranın adı? Doğa Park. Evet, şu an Doğa Park'tayız. Simit, peynir yapıyoruz. Ondan sonra şuradan da görebilirsin, ne bileyim kendine, sıkıntı değil yani. Evet, simit peynirmiş buranın meşhur olan şeyi. Öykü annelerin özgü de tost yesin. Buradan da çaltıça mı çıktık? Büyük çaltıcak mı? Büyük çaltıcak. Çallıca mı? Çaltıcak. Çaltıcak değil mi? Buradan da büyük çaltıcak çıktık. Buranın simit ve peyniri meşhurmuş. Denemeye geldik. Ben ilk defa gidiyorum. Kız kardeşimle eniştem işe giderken her gün burada kahvaltılarını yapıp öyle gidiyorlardı Kemer'de çalıştıkları zamanlarda. Evet, eniştem bunu onaylıyor. Herkese tavsiye ederim. Güzel bir yer. Evet, ve ucuz. Evet, çok tabii eskiden ucuzdu. Şimdi artık değil, ekonomik. Yok, yine uygun. Uygun, çok uygun ya. 50 lira bir simit. Değil ya. Şaka yapıyorum, şaka. Kendiyi de alayım da. Anne, zeytin ya. Çok güzel. Bak şu kuru domatesinden, kekinden ye. Beğenmedin mi enişte? Ama şu eti yiyor. Özgü, sen ızgara zeytininden işte yesene istedin. Kuru kuru yeme onu. Lan sileyim sana. Özgü. Sildim işte. Biraz güzellik görsünler diye çekiyorum. YouTube biraz güzellik görsün diye seni çekiyorum dayım. Güzelim diye dolaşanlar biz güzelsek bu ne desinler diye çekiyorum.
Biz güzelsek bu melek mi dedi? As as as. Arkası güneş olduğu için karanlık çekiyor. Karanlık çekmez mi ya? Burasını aydınlık çekiyor. Burayı aydınlık çekiyor. Bana nur doğmuş bu sefer. Meymenetiz kardeşine nur doğmuş. Ay uyanamadım. Bunda kamerası vardı ya, ne yaptı kaybetti ya. Yok duruyor. Hiç şarj etmiyor. Şarjı yok. Takacaktım ben geçen şarjını bulamadım. Şarjın kaybetti. Neyse. Biraz sonra denize giderken büyük çaltıcağın girişinde çekmeye başladım. Devam edelim. Bak bugün ödül. Sen ne güzelsin kızım? Poz mu veriyorsun bana? Poz mu veriyorsun siz bize? Ne Ciddi baksana. Aha annesi lan bu bunu. Annesi şimdi oynuyor. Aha aha aha. Oyunlar başladı. Sonunda annesi sıkıldı. Attı yavrusunu, kaçtı, bıraktı, gitti. Ha geri mi geldi? Pıs 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 pıs. Gel bakayım. Evet, burası büyük çaltacak şu anda. Değil mi? Büyük çaltacak burası. Bir de bunun küçüğü var. Küçük çaltacak olarak geçiyor. Evet, bak şu köşede tümek tepe abi. Evet. Neresi Tünektepe? Şu, bak. Neresi Soltada? Şurası mı? Ha, şu dağın tepesinden bahsediyor. Evet. Bakın, dur hatta ben oraya bir zoom yapayım. He. Bir zoom yapayım Nevin. Tamam. Nevin bak. Zoom yapıyorum şu anda. Şurada tam böyle, parmağım çok büyük geldi. Tam şunun tepesinde restoran var. Buraya teleferikle çıkıyorsunuz. Güzel bir yer. Tünektepe olarak geçiyormuş. Ve dönen restoran. Aynen, dönen restoran var orada yukarıda. Dönüyor. Kim çekiyor Timur? Timur, Timur balık yakaladı. Niye yakaladı? Çünkü yazık değil mi ona? Denize girip balık tutup çıkıyor elinden. Adam denizde bile ekmeğinde. Nevin. Denizde bile ekmeğinde adam. Ölü zaten, ölmüştür. Ölmüş olmasa onu Timur tutabilir mi sence? Ölü, ölü. Neyse onu kızartır yeriz ha. Şu anda şöyle bir... Dur balık çekelim birazcık. Evet, eniştem dişiyle ağzıyla balık yakaladı. Balığı da öldürmüş hemen. Timur! Ama ben de ver, ben de bak. Timur! Timo! Eline sen bir şey yapma. Ağzında yakaladığın balığı anlatsana bize. Nasıl yakaladın enişte? Evet. Oy.
Derinliğe dalmış, çok derinlerden olmuşsun ağzıyla. Evet, doğası çok güzel bence buranın ya. Deniz de çok güzel. Tertemiz. Mis gibi, yüzülür bence. Evet, güzel bir yer. Tavsiye ederim. Büyük çaltacak. Giriş araçla gelirseniz eğer 84 lira. Araçsız gelirseniz bilmiyorum. Sorarım ona da size. Öyle yani. Güzel aslında, kafa dinlemeyi, çok kalabalık değil. İnsanların az olduğu yer. Anan. Evet, şu an bir balık sürüsü bulduk. Deli gibi yavru balık var şu anda köprü şeyin altında, iskelenin altında. Biraz sonra biraz daha yaklaşsınlar, şey yapacağım. Ne derler? Balıkları aşağıdan çekeceğiz bakalım. İlk defa su altında deneme yapacağız. Bakın yaklaştılar şu anda. Bir dalalım. Vallahi sesim şu an nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Ama umarım kaydı düzgün almıştır. Enişten bu keşfi yaptı daha doğrusu. Evet. İskelenin altındaki balıkların yerini eniştem keşfetti. Onları akşamleyin ağlayacağız, yiyecekmişiz. Tabii, ızgara yapacakmışız. Enişteciğim, takipçilerimize bir şey demek ister misin? Bol şanslar. Sizleri çok seviyor. Akşam hamsi var. Hamsi varmış bu akşam. Özgü. Dayım. Merhaba. Merhaba. Bu da benim yeğenim Özgü. Kendisi 10 yaşında. Ama bir balık adam edasıyla diyecektim neredeyse. Edasıyla deli gibi yüzebiliyor dayım. Ben insan ve ekiyim. İnsan ve ekiymiş o. Hadi. Yapın dal bakalım dayım. Dala dedi. 3, 2, 1 dal. Tamam, bir durduralım, izleyelim kaydı bakalım ne olmuş. Evet, şu an yeğenimle birlikte dalış tecrübesi yaşayacağız. Bir deneyelim hadi bakalım. Ne yaptın? Dayım, burası derinmiş kız. Ben derine çekti, farkında mısın? Bir an orada kayalık var. Kayalıktan bizi derinliklere çekti. Deniz kızı var aşağıda. Çok ilginç. Şuradan bir yandan şey çekiyorsun. Ah, çıktım, gel. Orada kaya var, bir yan aşağıya çık. Anam bak yine gittim. Kayıyor. Gel. Şu an dayıcımla birlikte ve ya kız kardeşim, Nevin çıkar hadi şeyi sende. Bir dalış yapacağız hepimiz, kafayı çıkar. Hepimiz denizin altına dalacağız bu şekilde, gel. 3, 2, 1. Gözüm yandı. Benim de gözüm yandı. Ama çok yakın. Biraz tuzlu ya buranın suyu, normaldir. Evet arkadaşlar, böyle bir deniz ortamı. Arkanızda dağlar. Dağlar, kayalar. Çek beni. Diyen bir kız kardeşim. Ne yiyelim? Annem geliyor sana doğru. Çek. Gel dayım. Abiş gel. Ben bir de ben dalayım. Belki... Kapat.
Yollarım abi, yollarım. Gel anne. Gel. Gel al. Yap sen de aynısını. Dal. Dal dal, açık şu anda. Böyle dal. Hı. Suyun altında çek kendini. Ama ben basacağım bir yere. Basma. Dal direkt. Çalıyor şu an. Çalışıyor şu anda. Dal. Dur. Ya şöyle dalabilirsin de. Dibe doğru dalabilirsin. Oldu mu? Görmüyorum ben bir şey. Tamam. Hadi sen git. Böyle çek, dur. Böyle çek. Böyle diklemesin. Evet. İyi kırparsın oraları. Evet. Hadi başla. Ben artık damattan yanayım dedi. Damatçı oldu artık. Sürekli annemi çekin, annemi bir şeyler yapın diyor. Tamam sahilde bana. Damadım ben çek annem. Damat gel, senle çekecek annem. Bizi istemiyor artık. Bilmiyorum. Sürekli sen onu düşündüğün için demiş. Ya o kadar daha bakmayın, dalamıyorsunuz zaten. Dur ben size çıkarma, dalacağım. Bir. Dur anne, öyle dalıp çekemem şimdi onu. Onu çek. Neyse, bunlar balık gibi yüzü versinler, ben orada çıkıyorum artık. Allah'ım, emuzu billah. İyi ki bir web şey neydi kız? İyi ki bir kameramız oldu yani. Neyse hadi, biraz yeter bu kadar. Çok